ESC'de oyun durmuyor. Gerizekalı. Afret. Oğlum. İçerideki kemoterapi kitini getir oğlum. Ay anam ay. Abi, Twisted Tipler 2 diye bir şey var. Ona da bakabilirsin. Twisted Tipler 2 mi? Tamam. İzle abi. Okey. Hadi bay. Evet. Kafamızdaki soru işareti. Acaba sev olacaklar mı? Yaprak ve Emre sırt sırtaya hoş geldiniz. Oha Yaprak çok şişkosun. Aa. Aa. Bir şişko olarak şişkolara böyle şeyler söylemem ne kadar yanlış. Devam. Hoş bulduk. Merhaba. Birbirinizi hiç görmeden tanımaya çalışmanız için size 10 soru yönelteceğiz. Evet ve hayır şeklinde vereceğiniz her ortak cevap size 50 TL kazandıracağız. Program sonunda buradan yalnız ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen? Arka komşu çok yakında. O ne diyor kan? O ne lan? Gençlik dizisi çekiyor. O ne diyor ya, bakalım bakayım. Ne oluyor abi? Aa. Teşekkürler, ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? İyi, heyecan var mı? Yo, standart işte. Kaybedenler Kulübü biraz geç izlenmiş galiba. Alışıksın yani. Alışığım. Date'lerden date'e. Date'lerden date'e değil ya. Mesleki deformasyon diyelim. Okey, anladım. Diyelim ki birlikte olduğun insandan şüpheleniyorsun. Ondan izinsiz telefonunu karıştırır mısın? Doğduğun köyde yeni doğan bütün kesinlikle. Sen ne yaptın? Uyurken parmağını alıp telefonunu açarım. Ben de karıştırırım da yani uyurken mi, tuvaletteyken, banyodayken ay, falan da yaparım. Ay pis yani. İnsanlar. Boş bulduğum bir anda yaparım büyük ihtimal. Gerçi ben o şüpheyi asla vermem. Pis insanlar. Erkekler bu konuda daha şey. Ney? Hal ve hareketlerine anlaşılıyor. Ha, heyecan falan mı? Titriyorlar mı ya? Yo, daha cool oluyorlar. Ha, umursamaz, vurdum duymaz. Birlikte olduğun insandan her sabah günaydın mesajı bekler misin? Çok saçma ya. Gerek yok ya, uyusun sabah işte. Yani yazmasının bence bir anlamı yok. Sen uyanınca bir türlü bir şekilde haberleşiyorsun yani, ben öyle düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz efendim? Yani ilişkiye girdikten sonra böyle 2 saatte bir telefonda olanlar veyahut da mesajlar yazanlar beni zaten deli ediyorlar. Hiç gerek yok. Yani nerede kalktığımı zaten biliyordur. Abi kusura bakma ama çoğu düşüncene katılsam da foto çekilme zorunluluğu konusundaki düşüncelerin oldukça anlamsızdı. Söylemesem içimde kalırdı. Neyse, iyi oyunlar. Abi senin düşüncen ya. Vallahi yani hemfikir olmama konusunda anlaşabiliriz diye düşünüyorum. Ben çoğu insanın o konuda foto çekilme konusunda çekilmeyeceğini düşünmüyorum ya. Yani hiçbir şekilde romantizm bende olmadığı için böyle mesajlarda beklemiyorum. Katılıyorum Yaprak Hanım'a orada. Üçüncü soru için hazırım. Zengin olacağız. İnşallah. Çocuk niye devamlı kameraya bakıyor? Çocuk YouTuber galiba. Yaprak ve Emre şu ana kadar 100 TL kazandınız. Birlikte olduğun insanın giyim tarzına karışır mısın? What? O bana karışamaz asla. Ya ben şu anlamda evet dedim. Yani yakışmamışsa söyleyebilirim. Yani bunda bu kombin olmamış vesaire gibi. Yani sana ne ya? Alakalı değil aslında. Sadece konseptle alakalı düşünürüm mevzuyu. Tamam, o okey. Ama yani o bana da geçerli. Benim bir şey hoşuma gitmezse kesinlikle ona karışırım. Ama eğer ben kafama soktuysam ve bunu giydiysem zaten sormam güzel olduğumu diye, yani bu zaten benim tarzım değil. Ya tabii ki ya. Ya oğlum sen neyin peşindesin ya? Bunu bu dekolteymiş. Affet. Neyin peşindesin oğlum? Ne, bir anlatır mısın? Heh. Evet. Devam. Ağzını kutlarım senin, ağzını kutlarım senin. Niye bana oradan bakıyorsun o iki masa arasından? Neyin fantezisi oluşum bu? Biraz anlatır mısın bize? Ne oldu? Ulan!
Çok şerefsiz ya, çok şerefsiz. Falan filan değil mesele yani. Sadece işte az önce söylediğim gibi böyle o ayakkabıyla işte abi o kot olmuş mu falan derim. Ayakkabıyı değiştir derim yani. Bu kadar. Abi çok saçma ya. Ben bunu izlemek istemiyorum şu an. Hakikaten moralim bozuldu ya. Ya bunlar çok önemsiz, değersiz şeyler arkadaşlar. Vidanjör! Yani pek çoğunuz fark etmişsinizdir. Benle nişanlım arasında giyim kuşam konusunda inanılmaz büyük bir fark var tarz olarak. İkimizin de sikinde değil. Aa, o bana sorduğu zaman aşkım bu nasıl olmuş diye dalga geçmeden yapamıyorum. Beğenmediğimden değil, sırf sataşmak adına yani. Taşak olsun diye. Ama yani bu ne ya? Eğer rol yapmıyorsa gerçekten geçinebilecek gibi birisi. Yok be, niye rol yapayım ya? Ya kameralar çekiyor zaten. Heyecan. Ailen istemediği için sevgilinden ayrılır mısın? Buna evet diyeni vallahi döverim ha. Ananı sikiyim, evet dedi. Yani ilk önce ben kesinlikle evet diyorum buna çünkü aile tabii ki çok önemli ve eğer benim ailem onu sevmiyorsa bil ki iyi bir nedeni ve sebebi vardır diye düşünüyorum. Çünkü benim ailem gerçekten çok açık, modern aile olduğu için yani onlar beğenmezse kesinlikle bu işin içinde bir şey vardır diye düşünüyorum onun için. Ben ayrılırdım. Yani benim için aile, zaten ilk babaya, anneye tanıştırdıktan sonra onların onayı benim için çok önemli. Ben ayrılmazdım. Çünkü sonuç olarak yani ailemle bir ilişki kurmayacak. Yani benimle ilişki kuracak. Ben o konuda pek öyle düşünemedim açıkçası. Biraz daha ikili ilişkiye odaklanırdım. Çoğul ilişkiden çok, yani aile ilişkisinden çok. Böyle düşünüyorum. Ama genelde zaten erkeklerin annesi daha zor oluyor bayanların annesinden. Doğru. Yok be, annemi tanısan, bak annemi tanısan dünya tatlısı. Hiç. Kaynavalar hep biraz daha şey oluyor. Hemen kaynavalar. Onun için mı? Yani senin böyle düşünmen iyi, benim böyle düşünmem de iyi. Teşekkür ederim. Sevgilinden borç alır mısın? Ben alırım ya. Yani çok zor durumdaysam isterim açıkçası. Böyle çünkü bir şekilde yardımcı olacağını düşünürüm, hani destek olacağını düşünürüm. Yani o yüzden alırdım, evet. Asla. Yani ben istemem. Onun istemesini de istemem. Yani zor durumda olan birisini istemem. Ama şey oluyor burada sanki. Oha, ne dedi? Ne? Ya ben sevgilimden borç istemem. Sevgilimden para alırım. Zor durumdaysam. Bu kadar basit. Ya da sevgilime para veririm. Ama oha kız. Paramalı tüfek yaptı. Ne oluyor lan? Anlamadım ya. De standart gibi olmuyor mu? Paran yoksa uza dedi lan direkt. Yani ne oluyor oğlum? Niye isteyemesin ki çok zor durumdaysa? Sen nereye geldik arkadaşlar? Sen niye sevgili oluyorsun? İlişkinin uzunluğuna bağlı diyelim. Ama yani... Ya tabii canım, ilk haftadan dönüp de bana bir 100 lira borç ver demez kimse herhalde yani, öyle düşünüyorum. Yaprak ve Emre, şu ana kadar 150 TL kazandınız. Birlikte olduğun kişiden bir mesaj aldığında... Oğlum Emre kombin mombin diyordu da... Bu ayakkabılara bir tek ben mi bittim ya? Gerçi böyle giyinmek cool bu aralar, doğru, ben de... Pardon, özür dilerim. Daha cool gözükmek için bilerek mesajlara bakmadığın oluyor mu? Yani cool için, cool'luk için değil de işim oluyor yani. Ne bileyim işte. İşim dediğimde oyun oynuyorum bilgisayardan ya da film falan izliyorum. Yani her an cevap veremem. Veya bazen telefona bakasım olmuyor, cevap vermiyorum yani. Cool'luk değil yani benim açımdan olay. E niye evet dedin oğlum o zaman ya? Ya bu Türkçe sorularında sondaki değildir'i okumadan cevabı işaretleyen hıyar galiba. Bence bu saygısızlık oluyor. Karşı tarafa karşı. Çünkü yani ben sonuçta zaman ayırdıysam ve birisine yazıyorsam
ve o vakit o mesajı gördüyse... Ya ben şunu söyleyeyim, ben o sırada cevap verebilecek durumda değilsem veya cevap vermek istemiyorsam okundu bırakmıyorum. Çünkü okundu bıraktığın zaman cevap vermek zorunda kalıyorsun. Mesela o sırada oyundayım, Rainbow Six oynuyorum, hanımdan mesaj geldi. Görüldü, atmıyorum abi, niye atayım ki yani? O sırada cevap veremeyeceksem atmıyorum, görüldü. Kenarda duruyor, mesaj geldiğini biliyorum, bu kadar yani. ...ve geri dönmüyorsa bu benim sinirimi bozar. Kamera karşısında soyunman için 1 milyon dolar teklif etseler kabul eder misin? Ederim. Soyunurum, niye soyunmayayım 1 milyon dolar için? Dolar kaç para? 4 lira olur mu? Benim bildiğim insanlar para için soyunanlar. Malum yani. Ay sen gel, ay çok sinirlerim bozuldu ya. Çok sinirlerim bozuldu. Bu kıza birkaç tane sorum var. Bu kıza birkaç tane soru hazırladım. Bu kıza birkaç tane sorum var. Bu kıza sorular hazırladım. Dinle beni. Dinle beni. Kızım sen hayatında 10 bin doları yan yana gördün mü? Sen hayatında kaç para kazandın? Sen hayatında şu anda para kazanan bir insan mısın? Ne var yani, soyununca kamera karşısında direkt orospu mu olunuyor? Orospular şahsiyetsiz insanlar mı oluyor? Hepsi. Hayırdır? Allah Allah ya. Abi bekara karı boşamak kolaydır yani. Gerçekten yapacağı bir şey olmadığı için hayat kadınlığı yapan insan olabilir. Yani uzaktan böyle rahat hayatınızdan oturup da gevşek gevşek bu tip yorumlar yapmak, ay sinirlerim bozuldu. 1 milyon dolara bu arada net soyunurum yani. Canlı yayında soyunurum ya. Twitch kanalımı banlatırım. 1 milyon dolar oğlum, deli misiniz siz ya? Deli misiniz? Oradan Chatterbait'e geçelim, ne olacak? Kesinlikle yapmam. Ya kardeş bak, senin önüne şu 1 milyon doları balya balya bir dizsinler. Bir dizsinler. Sonra bir daha konuşalım. Çarp 5'le. Çarp, çarp 5'le çarp. Deli misiniz siz ya? Aa sinirlerim bozuldu ya. 5 milyon Türk lirası oğlum. 5 milyon. Geleceğimiz için öyle düşün. Meselesi kesinlikle. Geleceğimiz yani aç için... kalırım. Aç kalırım. Köprü altında yaşarım ama kamera karşısında. Tamam sen soyunma, bırak ben soyunayım. Allah aşkına ya. 4,5 milyon. Ya aç kalmamış insan aç kalırım demek çok kolay bu arada. Kötü para değil. Bakarım ben. Yok onu annem babam görecek, ben istemem. Tamam, onlar görmeyeceği şekilde soyunurum, ne yapayım, izlemesinler onlar da. Para yani bu. Para her şey değil diye düşünüyorum ben. Peki tamam. Yurt dışı görmemiş biriyle beraber olur musun? Kız hayır diyecek, o kadar belliydi ki. Ben olurum. Ya tabii sen erkek olduğun için evet, çünkü sen öğretebilirsin. Ama ben şahsen yani 20 ülkeden fazla yer gördüğüm için yani bu maçlerde yani benle maç yapabilmek yani bu kendi egosuna diyelim. Yani benim karşımda oturup da benle sohbeti muhabbete girerse ve benle aynı seviyede olmazsa de yani onun egosuna şey yapar diye düşünüyorum. Ya ben şeyi anlamadım. Erkek olduğu için öğretebilirsin kısmını pek anlamadım. Ya şimdi sen 20... Ben de hala oradayım bu arada. Suratım o yüzden öyle kaldı. ...falan gezmiş olsaydım, ben hiçbir şey görmemiş olsaydım... ...sen bana oturup bunları anlatabilirdin. Ama şimdi... What? Sen hiçbir şey görmediysen, ben her şeyi gördüysem... ...ben sana bunları anlatırken... ...yani algıların veyahut da bilgilerin... Benimki kadar açık olmayabilir kaldı. Ve ben bunu 2 sene içinde İstanbul'da çok yaşadım. Hiç sevgiline küfrettin mi? Çok güzel. Yani... edemem yani. Edemem o kadar. Şimdi bence küfürün bir adabı var. E tabi canım yani ananı babanı avradını sikeyim demiyorsun. Tabi de yani bir siktir git demişsindir, o kadar da değil yani. Karadeniz'de olduğum için olabilir. Yani biz yine bir başka büyüdük. Yani şimdi küfür var bir de küfür var diye düşünüyorum ben. Onun için yani etmiş olabilirim.
Ya bunlar böyle masum küfürler desek olur mu? Evet, son sorumuz. Yaprak Allah ve... bilir sevgilisinin adını mısır ekmeğine yazıp fırına verip yemiştir de bu. Emre için geliyor. Düğününe çok para harcar mısın? Harcarım. Neden çok para harcarsın? Hiç evlenmediğim için sülal. Abi bunu anlaman lazım. Düğününe çok para harcayacaksın. Çünkü düğün çok para zaten. Yani şunu göreceksin. En sikko düğün bile zaten ananı avradını ağlatacak kadar bir tutarı olduğu için ulan vermişken tam verelim adam gibi bir şey olsun zaten bir kere evleniyoruz dediğin için harcayacaksın abi. Düğün yaklaşınca bu konuyu bir daha konuşalım seninle abi. Lale büyük, arkadaş çevresi geniş. Yani herkes benim evlenmemi beklediği için öyle bir düğün yapmak zorundayım ki yani İstanbul'un ayağa kalkması lazım diye düşünüyorum. Dünya alem gelin görsün diyorsun. Aynen. Helal be. Ben acımam ama şey, gereksiz geliyor bana o kadar düğün için falan masraf yapmak. Onun yerine gidelim gezelim abi bu parayla yani. Gel adam gibi deniz kenarında evlenirsin işte, oradan sonra da hemen gidersin. Evet, kesinlikle deniz kenarında evleneceğim ama 500-600-700 kişi. Tamam işte belediyeye kira verirsin, oradan çözerler onlar. Efendim? Güzel, belediye başkanını falan tanıyor. Bak Adana'da evlenirsek adam gibi, belediye başkanını falan da tanıyoruz orada. Üf. Hemen. Güzel kısa masraf. Adana ama çok sıcak. Tamam ya bebeğim şeyde iki... İstanbul'da... Bebeğin mi dedi o? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Isındı burası. Ne oluyor lan? İstanbul'da İskandinavya'da sanki amına koyayım. Ne oluyor Adana lan? Çok sıcak. Tamam ya bebeğim şeyde Ekim'de gideriz ayıp ediyorsun. Ya ama şimdi yaz olması lazım ki akrabalar gelebilsin diye. Adana Ekim'de de şey, böyle yaz havası gibi. Akşamları serin, gündüzleri ılık. Öyle diyeyim. Mersin'e kaçarız oradan, güzel balayı da Mersin'de olur. Balayı Mersin'de. Şaka yapıyorum tabii ki. Kız şu anda balayı deyince aklına direkt şey falan geldi. ESC'de oyun durmuyor, gerizekalı. Sen yani şöyle Maldivler falan geldi, Mersin deyince bir bozuldu. Tam benim tarzım. Evet, düğün sorumuzla sorularımız bitti. 150 TL kazandınız. Ya Allah aşkına Karadenizlisin yani zannedersin kraliyet ailesinin 3. kızı. Amına koyayım bu nasıl bir afra tafraymış. Tövbe estağfurullah ya. Burada Karadenizleri de karşıma aldığıma göre devam. Birazdan birbirinize döndüğünüzde birbirinize onaylarsanız yani varım date derseniz birlikte bu 150 TL'yi harcayacaksınız. Nasıl harcardınız? Soruyorum. Ben klasikten hoşlandığım için ilk önce bir şeyler içmeye, sohbeti, muhabbeti derinleştirmek için oradan sinema diyorum. Ama sinema bilmiyorum ya. Sıcak ya var. Sinema kötü bir date ya. Arkadaşlar sinema kötü bir date. Arkadaşlar ortaokulu geçtiyseniz hiçbir kızla sinema date'ine gitmeyin. Çünkü ortaokulda şöyle oluyor. Korku filmine gideriz işte o beni eller, ben onu ellerim. Sinemada ne paylaşabilirsin ya? Ya bu arada ben sinemada dünyanın en hayvan adamı oluyorum. Yani sinema izleyenler için değil ama partnerim için. Çünkü ben sinema izlemek için giderim. Selin'le ilk sinemaya gittiğimizde dedim ki aşkım sinemada öyle dönüp bir saniye bile sana bakamam. Ben buraya para veriyorum. Doğduğun köyde 35 gayme saydım, 35 manat saydım. Her saniyesini izlemem lazım. Girerim sinemaya, pür dikkat izlerim. Hayvan oğlu hayvan gibi çıkarım. 35 manat saymışım. Hayatta yani döneyim de sevgilime bakayım, elini tutayım. Yanağını okşifa imkanı yok. 35 manat brom yani aspara değil brom. Odun yani. Odun girerim odun çıkarım sinemadan. Aşkım beğendin mi filmi? Bana ne çıktığımızda konuşuruz. Hava kapalı alan falan ben bunalırım sinemada bu havada. Onun dışında başka bir şey yapılabilirse okeyim ben her türlü plana.
Sen ayarla. Kliması sinemaya evet. gidiyor galiba. Ya yaprak... da Adana'daki sinemalarda klima yok sanırım. Ve Emre 150 TL ile birbirinize dönebilirsiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsın? Yaprak, iyiyim Emre sen. Ben teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyiyim. Evet Yaprak, gidiyor muyuz Venedik'e? Anlat bakalım. Dinliyorum koçum. Nelerle uğraşıyorsun? Küçük duruyorsun. Küçük mü duruyorum? Yaşın. Kaç gösteriyor? Çocuk net 1.90 Kazak Türk'ü bu arada ya. Baby face bir çocuk. Baby face olduğu için genç duruyor. Ama bence 27-28 falandır. Yok. 26-27. 26-27. Tam öyle zaten. Devam. 26-27 işte. Okay. Siz kaç yaşındasınız? 30+1. 31. Siz kaç yaşındasınız? Bir daha alalım. Okay. Siz kaç yaşındasınız? Bir daha alalım, canım çok çekti bu. Bir daha alayım. Zaten 26-27 işte. Okay. Siz kaç yaşındasınız? 30. Aa, vallahi bir daha alacağım. 26-27 işte. Okay. Siz kaç yaşındasınız? 30+1. 31. Güzel. Ne olacak ki zaten ama? Bence sen de yaşını gösteriyorsun. Yaşımı gösteriyorum. Evet, yaşını gösteriyorsun. Dürüst olacağım. 3, 2, 1. Buyurun. Yokum. Yokum. ESC'de oyun durmuyor, gerizekalı. Fotom gitti. Şimdi bakın. Şurada bir body analiz yapıyoruz. Bence sen de yaşını gösteriyorsun. Bak izleyin. Kaç gösteriyor? 26-27. Tam öyle zaten. 26-27 işte. Kızın birinci yıkılışı. Çocuk genç. Siz kaç yaşındasınız? 30. Keşke biraz daha yaşlı olsaydı da şansımız olsaydı. Şu an yaşımı söylerken saçımı maçımı okşuyorum. Bayağı utandım. Acayip de hoşuma gitti ama etraf ne der? Ailem ne der? Kendimden küçük biriyle olmaz. Ulan çocuk da çok yakışıklıymış. Saç okşamasını izleyin. 30+1. 31. Güzel. Bu da ah be bitti be gülüşü. Ver. Ne olacak ki zaten ama? Ben... Yine de belki olabilir diye geçiriyor aklımdan şu anda. Sen de yaşını gösteriyorsun. Yaşımı gösteriyorum. Evet, burada kayış kopuyor. Burada kayış. Bakın kayış burada koptu. Yaşını gösteriyorsun dediğinde bütün ego paramparça oldu. Adeta Doctor Strange filmindeki paralel evrendeki aynalar gibi çatırdadı. Kayış burada koptu arkadaşlar. Dürüst olacağım. 3, 2, 1. Buyurun. Yokum. Yokum. Yokum dedim çünkü yaşının çok küçük olduğu konuşma tarzından belliydi. Çok goy goy yaptı evet ama yani zıt bir karakter diye düşünüyorum bana karşı. Muhtemelen bunun daha 4-5 senesi var karakteri oturana kadar ama iyi çocuk diye düşünüyorum. Ya yokum dedim, bir enerji falan hissetmedim yani, bu klasik kullanılan laf vardır ya, enerji falan. İşte o enerjiyi hissedemedim, o çekim falan, hani o dedikleri şey var ya, saçma sapan şey. Onları hissedemedim, olmadı yani. O aurayı alamadım diyeyim. Ben çok memnun oldum. Ben bundan bir posta daha alacağım. Anne! Anne! Of, abi ne izledik ya? Of.